doğru bir peygamber algısı ve peygamberimizi doğru tanımak için Kur'an'a müracaat etmemiz Mecbur. gerek. Hocam aynı şekilde aslında bu anlamda mesela işte bir takım hadis kitaplarının Türkçe tercümeleri var. <laughs> evet. Biliyoruz. Ve bu insanlar e, o hadis kitapları okudukları zaman kimse onlara siz hadis mealleri okuyorsunuz demiyorlar. Veya işte ilmal kitapları var. E, halkın büyük çoğunluğu bunlar Arapçasından okumuyor zaten. Bu ilma tefsir kitapları var. Bu tefsir kitaplarında insanlar Türkçesinden okuyorlar. Onlarda hiçbir sorun yok. Onlar okunduğu zaman ya bazı gruplar var tefsirlerini yazıyorlar bunların işte Kur'an'ın en doğru açıklaması olduğunu söylüyorlar. Bunları okuyun diyorlar. Onunla Türkçe okunca sorun yok. Yani bir tek Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okunca mı sorun var? Evet bütün sorun o. Bizim kültürümüzde Kur'an anlaşılmadan okunur. Hadisler anlaşılmak için okunur. Bizim kültürümüzde Kur'an ölülere okunur. Hadisler dirilere okunur. Bu böyle. Ha, Bu böyle bu ümmeti bu hale getirdi. Şimdi mevcut durumdan eğer insanlar memnunsa devam etsin. Ama bu gidiş gidiş değil. Bir takım yanlış bilgiler din diye sunulduğu için bu milletin 12 18 veya 12 22 yaş aralığındaki orta dereceli ve üniversite çağındaki çocukların önemli bir bölümü artık dini değerlerle irtibatını kesmiş durumdadır. Niye? Onlar soru soruyor zeki insanlar. Evet. Türkiye'nin en zeki insanları nihayetinde belli mesleklerde, belli üniversitelerde işte çaba sarf ediyor. Siz şimdi ona diyorsunuz ki, sen okuma anlamazsın. Ya sen okuma anlamazsın. En zeki adama böyle denir mi ya? O adama diyorsun ki, hiçbir şey bilmeyen adamın peşine git. Ya niye gitsin? Niye? Niye yani? O kendisi yapıyor bunu. Ha bu Arapça bir metin. Eyvallah. Daha iyisi bunun Arapçasını bilerek onun üzerinden konuşmaktır. Ama bu herkes için mümkün değildir. Şimdi çok güzel tercümeler var. Çok harika alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden insanlar güzel bilgiler üretsinler. Bana zaman zaman gönderiyor işte. Diyelim ki bir hukukçu bir ayetle alakalı bir şey gönderiyor. Bir bakıyorum ki ya ayetten o kadar güzel şeyler çıkarabilmiş ki bir tıpçı, bir bilim insanı ayetlerden istifade ettiği bir takım düşünceler üzerinden söylemler geliştirmiş. E bunun önüne neden ambargo koyuyorsun arkadaş? Sonra ambargo koyamazsın beyim. Bunun imkanı ihtimali yok bu bitti. Şimdi varsa kültüründe bir takım problemler onlarla yüzleşme zamanıdır. Öyle halının altına süpürmeyle olmuyor bu iş. Şimdi gizli saklı hiçbir şey yok. Herkes her şeye molla Google kadar yakındır kardeşim. Google'a yazıyorsun hepsi geliyor karşına. Al. Ya da YouTube'da biliyorsun. Yo, evet, eksi sözlük hemen tak. Oradan sana bir sürü malzeme çıkarıyor. Neyi gizleyeceksin? Bütün hadislerin tercümeleri var. Kur'an-ı Kerim'in mealleri var, dolu. Hatta büyük o devasa tefsirlerin önemli bir bölümünün de tefsirleri var. Evet, tercümeleri oldu. var. Her an onlara ulaşabilir bir adam. Bir tefsirde bir tefsircinin, yorumcunun eğer kendine özel bir hatalı e, düşüncesi varsa bunun şahsa yönelik bir hata olduğunu söyler. Yolcuya kızarak yola küsmesini engellemiş olursun adamı. Şimdi bizde böyle böyle bir sıkıntı da var. Yani bir takım yanlış tercümelerden hareketle insanlar e, tercümeyi yapanla değil de o kurumun kendisiyle kavga etmeye başlıyor. Bu da doğru bir yaklaşım değil. Yani iki tarafı da sıkıntılı ama ne olursa olsun bu milletin eline mutlaka ve mutlaka Kur'an'ı vermek lazım. Ev hanımından hangi meslekte insan olursa olsun. Hangi yaşta olursa olsun, e, ilke kadın olsun, ister erkek olsun fark etmez. Herkesin Kur'an'ı bilmek ve Kur'an'a göre bir hareket içerisine girip bu hayatı öyle dizayn etme mecburiyeti var. Çünkü mahşerde sorular bu kitaptan çıkacak. Başka kitaplardan soru çıkmayacak. Öğrenciler sorumlu olduğu kitaba çalışırlar ve yeterli puan alırlar, sınıfı geçerler. Soru buradan çıkacak adam başka kitaba çalışıyor. Hayır o kitap bu kitapla doğrudan bağlantılı olsa eyvallah. Öyle de değil. O kitapta söylenen bu kitapta söylenenin yüzde yüz zıttı. Tam tersini söylüyor. E ne olacak? Kalacak bu adam işte canım. Bunu riske etmeme adına insanların böyle bilgiden, gerçeklerden işte korkmak ve ben en çok onun üzerinde duruyorum. Takımı kurtarmak. Hı hı. bir menfaat devşirmek. Efendim bir kurulmuş bir düzen var. O düzenin yara almamasını sağlama adına ve çok çok emin olarak söylüyorum sunulan çok beleş bir din kurumu oralarda revaçta olduğu için işte adam diyor ki mesela şunu diyor ya yani diyor ki Bizim işte grubumuz içerisinde hocamız neyse kimse o bizi yanına almadan cennete girmeyeceğine dair bize söz verdi. Ya net kim böyle söz veriyor ya? Kim orası babasının çiftliği mi, tarlası mı yani? Cennetlik oldu da beyim kendisi sanki cennetlik oldu da onunla beraber olanlar, onlar gitmese ben de gitmiyorum. Gitme çok iş. Altında cehennem var. Yürü git. Yani Güya işte nazlanıyor. Söz aldık biz cennete girmeden o da cennete girmeyecek. Kim aldı bu sözü? Hazreti Peygamber kızına diyor ki dikkat et nefsini Allah'tan satın almana bak. Yarın mahşerde ben senin Allah'ın huzurunda herhangi bir günahını gideremem. Kendi işine bak diyor. Kızına diyor, eşine diyor, akrabasına diyor. Hazreti Nuh hanımını kurtaramadı. Hazreti Lut kurtaramadı. Hazreti Nuh oğlunu kurtaramadı. Hazreti İbrahim babasını kurtaramadı, Hazreti Asiye kocasını kurtaramadı, bu beyim kurtarıyor. Öyle bir din sunumu yapıyor ki, istesen de cehenneme gidemiyorsun. Yani illa biri kurtarıyor seni yani. Oradan bir şefaat, oradan bir el atıyor filan. Birine bir defa baktıysan zaten ihlaslı 500 sene ibadeti garantiledin. İki tane salat selam getirdiysen 150 tane huri garanti filan. Yani böyle bir din olmaz kardeşim. Hocam bu dini hakikaten tanınmaz hale e, getirilmişler maalesef ki hatta hocam yani Kur'an-ı Kerim gibi muhteşem bir kitabımız olmasına rağmen hala da bugün bu konuları konuşuyor olmamız bile çok acı. Yani Müslümanlara Kur'an'ı anlatmakta zorluk çekiyoruz. Kur'an'a yaklaştırmakta zorluk çekiyoruz. Yani yapılacak şey çok açık aslında. Her Müslüman açıp Allah'ın kitabını en güzel şekilde anlamaya, kavramaya ve hayatına taşımaya çalışması bu konular bence zaten hani en başlangıç konular. Ama yani daha buraya bile gelemiyoruz. Bütün bu bu başlangıca bile gelemiyoruz. Çok az bir şekilde. Yani tıp fakültesinde öğrencisine kadavranın önemini anlatmak gibi bir evet. şey yani. Bu bu ya onsuz olamazsın be gözüm. Kur'ansız Müslüman olamazsın. Bu kadar işte yani. Bu kitap yoksa sen yoksun din adına. Başka kitaplar yoksa gene olursun ama bu yoksa olamaz. Hocam bizim de çeşitli programlar vesilesiyle hep hatırlatmıştık daha önceden de bu da dini hatırlatalım. Yani Herkesin dilinde ortak bir şey inanan insanlar diyorlar ki işte Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti oku ayeti. Hı. Yani bunu diyoruz ama şu soru aklımıza gelmiyor. Yani eğer ki Rabbimiz bize oku dediyse ayette soracağı ilk soruda okudun mu? Okudun mu? E, olursa olacaktır. ne olursa değil, o olacaktır. Olursa diler o olacaktı mutlaka. Yani kitabını okumadan e, nasıl durabilir hocam bir insan Allah'ın huzurunda? Yani bu kadar. E, Allah'ın ayetlerini duyarsız kalmış. Kolay. Dikkat almamış. Kolayı var Emre kardeşim. Kolay. Biz senin yerini okuduk diyor. Sen merak etme biz yaptık. Vekaleten ibadet yapıyor adam ya. Bir öbürünün yerine acı gidiyor ya şuna bak ya. Nasıl gidiyorsun arkadaş ya? Ben su içsem sen duyar mısın be? Ben yesem sen nasıl duyuyorsun? Bir gün bir tanesi birini kendi yerine hacca göndermiş. Hacca gidene gittik biz de ziyaret ettik. Hacca gidene. Sonra oradan çıktık. Dediler ki hadi şimdi öbürüne gidelim. Öbürüne niye gidiyoruz dedim. O gönderdi. Gönderdi gönderdi tamam. Gönderdiğine gittik. Ona niye gidelim gitmedim ben. Birkaç gün geçti. O göndereni gördüm. Dedi bana ki Mehmet Hoca sana çok kızmışım dedi. Niye dedim. Dedi hacmi tebrik etmedin dedi bana. Ben dedim ki sen hacca gittin mi dedim. Gitmedim dedi. Niye tebrik edecektim dedim. E ben gönderdim filancayı dedi. Tamam gönderdin sevaba girdin. Onu gittik ziyaret ettik. Hoş geldin dedik. Sen e sen bir şey yok dedim ya. Hacı olmadın kusura bakma dedim. Ya. Ne haciz. Böyle bir din olabilir mi ya? Her, her akşam şeyde yatsı namazından sonra Amin'e Resul okunur. Evet. Camilerde. Şimdi onun o ikinci ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki La nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir cana kaldıramayacağı yükü yüklemez. Leha ma ve aleyha Herkesin kazandığı iyilik kendi lehinedir. Kazandığı kötülük kendi aleyhinedir. Sen kazanacaksın arkadaş. Başkası senin adına öyle bir depolama yapamaz. Din sorumlulukların şahsi olduğunu öğretir. Kendimize karşı sorumluluklarımız var. Başkalarına karşı da sorumluluklarımız var. Ama biz yapacağız bunu. Biri bizim adımıza yaparak bir şeyi gidermiş olmaz. Fakat öyle öyle kurumlar geliştirilmiş ki gerçekten. Mesela düşünebiliyor musunuz? Mesela farzi kifaye diye bir şey var. Hı hı. Farzi kifaye ne ya? Farzi kifaye şu. Bu Allah'ın emri. Bunu biri yaptı mı? Diğeri kurtuluyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Birileri yapıyor... Diğerleri kurtuluyor. Onları yapmasına gerek yok. Yani Allah birilerine özel... Bir hüküm gönderiyor. Öbürleri... Ondan yapması da... Yani yaptı sayılıyor. Yani. Böyle bir kurum olmaz arkadaş. Yani ibadeti başkasına... Transfer etmek... Birileri bir fedakarlık yapınca... Gerisinin ondan kurtulduğunu varsaymak bunların Kur'an'dan karşılığı yok. Onun için Kur'an'dan hidayet anlamında, yol göstericilik anlamında Kur'an'dan istifade etmeye pek yanaşmıyor insanlar. Niye? O diğer algı, diğer yaklaşımlar daha kolay. Daha daha beleşten cennete gitmeyi vaat eder. Yani çok uğraşsan cehenneme falan gidemiyorsun. Hocam, Biraz önce söylediğim çok, gibi. Kurtarıyor seni. Çok biri. tanık olmuşsunuzdur. Ben de zaman zaman karşılaşıyorum. Böyle kardeşlerimiz bir yerde görüyorlar. Bir konferans oluyor herhangi bir etkinlikte. Ee, siz çok daha fazla biliyorum karşılaşıyorsunuz. Ve çoğu insan şunu söylüyor. Yani ben Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuduktan sonra Müslüman oldum. Bize bu zamana kadar İslam diye anlatılan veya Müslümanlık adına anlatılan şeylerin aslında İslam'la alakası yokmuş diyorlar. Evet. Ve bundan dolayı da muhtemelen işte bazı e, ifade ettiğiniz o kişiler veya çevrelerde bu adamları dinlemeyin diyorlar. Niye? Çünkü bu adamlar dinlerseniz bu adamlar sizi Kur'an'a çağırıyorlar. Kur'an'ı okursanız o zaman bizim anlattığımız şeylerin Kur'an'da olmayacağını, Görürsün. olmadığını göreceksiniz düşüncesiyle muhtemelen diyorlar ki bu adamları dinlemeyin ya da eee dikkate almayın.